ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Tokat'tan devam ediyoruz. Vişneli yavan dolmasını yapacağım. Tava yapacağız. Evet. Tokat tava. Tokat'ın meşhur yağlısını yapıyoruz. Tokat hingeli. Evet. Tokat'ın meşhur soğuk çorbasını yapacağız. Kuru erik tatlısı. Tokat'ın çok lezzetli pideleri var. Tokatlı sucuk beze basılıyor. Bezde sucuk. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Tokat'tan devam ediyoruz. Şimdi de Ayşe Hanım'la beraber Tokat'ın meşhur, lezzetli, bir o kadar da sağlıklı bir tatlısı. Evet, kuru erik tatlısı. İster şekerli, ister şekersiz. Evet, istersen şekersiz de yiyebiliyorsun. Tereyağlı, cevizli, şekerli de yapıyoruz. Harika, hafif bir lezzet, güzel. Daha organik erikleri biz kurutuyoruz. Kendim kurutuyorum erikleri de. Mayhoş. Evet, mayhoş. Harika bir tat. Malzeme neler? Hemen sayalım. Evet, malzememiz kuru eriğimiz var. Tereyağımız, şekerimiz ve cevizimiz. Bu kadar. Bu kadar. Suyumuzu koyduk. Şu an. Şeker hastaları şeker koymanıza gerek yok. Evet. Şeker de tatlı. Şekersiz de güzel, evet. Sadece tereyağı ve cevizle de yiyebilirsin. Ama tabii ki tatlı diyoruz yani. Onun için de şeker de kullanalım. Hadi, sizi izliyoruz. Evet. Suyumuz ısınıyor. Suyumuz ısınıyor, evet. Eriklerimizi. Önce haşlayacağız, yumuşatacağız. Evet, haşlayıp yumuşatacağız. Hemen atıyoruz. Tamam. Birkaç dakika içinde eriklerimiz yumuşayacak. Erikler kaynadı ve suyunu çekti. Kıvama ulaştı, yumuşadı. Şimdi şekerini. Yaklaşık 2 çorba kaşığı şeker ilave ettik. Evet. Şimdi bu biraz eriyecek. Tamamen organik. Şimdi üzerine tereyağı ekliyoruz. Evet. Önceden kızdırdığımız tereyağını ekliyoruz. Evet, çok basit. Şekeri üzerine hemen şey yapıyorum, serpiştiriyorum. Hemen şeker eriyor zaten. Hani çok pişirmiyorum şekerle beraber bunu ben. Daha çok pişirseniz sertleşir, evet, koyulaşır. Serpleşiyor. Evet, koyulaşıyor, şerbet koyulaşmış oluyor. Ama böyle hani daha kıvamlı oluyor. Onun için çok pişirmiyorum ben. Şu anda hazır. Evet, hazır hemen şu anda. Hemen altını kapatıyoruz. Evet. Ve sunumuna geçiyoruz. Evet. Şu anda bitti, oldu tatlımız, hazır. Hemen sunumuna geçiyoruz. Evet. Üzerine ceviz. Hemen tadına bakıyorum izninizle. Evet. Oo. Cevizli, tereyağlı. Evet. Mis gibi kokuyor. Gerçekten çok lezzetli. Hadi hep beraber, evet, tadına bakalım. Hafiften mayhoş. Evet. Bu halde mükemmel. Ama şekersiz yapsaydınız, hiç şeker koymasaydınız, üzerine tereyağı gezdirip ceviz koysaydınız bile yenebilir. Evet. Ama şekerle mükemmel olmuş. Şeker hastaları falan zaten öyle yiyor hani. Hiç şeker kullanmadan sadece tereyağı ve cevizle. Çok güzel. Ama tabii biz tatlı dediğimiz için üzerine yine şeker gezdiriyoruz. Mükemmel, mükemmel olmuş. Elinize, evet, sağlık. Afiyet olsun. Bu güzel tatlı yiyeceğim. Ederiz. Ardından devam edeceğiz dünyanın tadını Tokat'ta çıkarmaya. Tokat'ta gece yarısı. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Kendimizi fırına attık. Sabaha hazırlık yapacağız. Kahvaltı hazırlığı. Sinan Usta. Evet. Merhaba. Yağlı hamuru yoğuracağız şimdi. Gecenin bu saatinde bizi neden getirdiniz buraya? Vallahi yağlıyı çekelim dediniz. Öyle geldiniz bakalım. Hayırlısı. Yağlı dediniz ama ortada ben yağ görmüyorum. Un, tuz. Aynen. Yağlının yapılışı zaten tuzla. Un. Başka bir şey yok. Maya falan yok. Hiçbir şey yok. Böyle... Sizin için bir özel hamur yoğuruyoruz böyle. Un, tuz, suyla oluşan bir hamur yoğuruyoruz. Tokat'ın meşhur yağlısını yapıyoruz. Tokat'ta çok sevilir. Özellikle kahvaltılarda. Gece yarısı başlanır hazırlıkları. Önce hamur yoğrulur. Daha sonra yağlanır, dinlendirilir. Tüm aşamalarını göreceğiz. Evet. Sinan Usta'yı itinayla izliyoruz. Aynen. Un, tuz, suyu karıştırdı. Güzel bir hamur yoğuruyor. Bize özel, göstermelik bir hamur yapıyor. Normalde çuval çuval yapılıyor. Hamurun kıvamı nasıl olacak ustam? Böyle kulak memesi gibi olacak. Kulak memesi kıvamında yoğuruyoruz.
her aşamada dinlenmesi lazım. Yoğuruyoruz, dinleniyor 10 dakika 15 dakika. Kesiyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Merdane vuruyoruz, 10-15 dakika dinleniyor. Hepsi dinlenmeli gibi. Hamurumuz yoruldu. Hamur yoruldu. Şimdi bir 10 dakika bekleyelim. Dinlensin ondan sonra. Aşamalara geçeceğiz teker teker. 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz yaklaşık 10 dakika dinlendi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Sinan Bey? Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Böyle. Tek tek. Elimiz artık terazi oldu. Hepsi 110 gramdır bunların. Böyle. İstiyorsanız teraziye bile koyabiliriz. Şimdi onu soracaktım. İsterseniz tartalım. Aynen. Hadi deneyelim. Tamam. Bakalım 110 gram gelecek mi? Tartıyı getirdik, tartıyoruz. 110 gram. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 110 gram geldi. Böyle yuvarlıyoruz hamurları. Ondan sonra merdaneye geçeceğiz. Merdane vuracağız. Merdane vurduktan sonra yağlıyı sepmeye başlayacağız. Artık yağlayacağız. Aynen. Yağlaması bir 10 dakika. Mola veriyoruz, bir çay molası. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamam, 10 dakika bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika daha geçti. Hamurlarımız dinlendi. Şimdi şefim... Şimdi merdane vuracağız. Tamam mı? Merdane istediğim abla ama bu merdane bildiğiniz merdanelerden değil, evet. Tarihi eser. Aynen. 40 yıllık merdane bu. Dedemin merdanesi, dedemden kalan. Böyle merdane vuracağız şimdi. Şimdi merdaneyi açıyoruz. Bu aşamada yağımız geldi. Aynen. Bundan sonrası aşama yağlı sürme. Katlıyoruz. Her parçaya yağ vuruyoruz. Şimdi merdaneyi açıyoruz, üst üste koyuyoruz. Evet. Yapışmazlar ustam bunlar birbirlerine. Yok, yapışmaz. Bunlar bir 10 dakika daha dinlenecek. Ondan sonra sepme aşaması. Ne aşaması? Sepme. Sepeceğiz yani. Böyle büyüklükte böyle vura vura sepeceğiz. Ondan sonra her katına yağ vuracağız. Hamurlarımızı birazcık açtık. Şimdi tekrar bekliyoruz. 10 dakika daha. Bekleyeceğiz. Evet. 10 dakika sonra tekrar açma aşamasına başlayacağız. Hamurlarımız tekrar dinlendi ve artık açmaya başlıyoruz. Evet, açma aşamasına başlıyoruz. Oklavasız, merdanesiz. Aynen. Elimizle açacağız. Elimizle açacağız, evet. El yeteneği. Yağlıya yağlıya. Artık yağ giriyor devreye. Aynen. Şu şekilde. Bakın. Yağlayarak açıyoruz. Katmer gibi. Gaziantep katmeri gibi. Böyle vura vura açıyoruz bunu. Oo ustam. Harikasınız. Her katına böyle yağ çalıyoruz. Böyle bohça haline yapıyoruz. Bunları tek tek tavaya basacağız tekrardan. Dinlenmeye bırakıyoruz. Aynen, dinleniyor. Her aşamasında dinleniyor böyle. Bakın bu şekilde vura 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 elimizle açıyoruz. İncecik açılıyor. Yağlıyoruz, kapatıyoruz, yağlıyoruz, kapatıyoruz. Bohça şeklinde getiriyoruz. Yuvarlak bir şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Tokat yağlısı. Şimdi ne kadar dinleyecek bu hamurlar şefim? 3-4 saat bunlar bekleyecek. Ondan sonra tavalara basacağız. O da dinlenecek. Ondan sonra fırına süreceğiz. En son aşaması. Ondan 4 saat bekliyoruz. Diğer aşamasını 3-4 saat sonra gireceğiz. Ben birazcık uyuyayım. Tamam. Siz biraz uyuyun, ondan sonra tekrardan yağlayayım. Tamam. Yağladığımız hamurlar 3 saattir dinleniyor. Şimdi bu hamurları tavaya basma zamanı. Nasıl basacağız Sinan? Şimdi bunları tek tek tavaya koyacağız. Yumurtayla basıyoruz bunları. Güzel şöyle. Bakın beze beze ayırdığımız hamurları yumurtayla basıyoruz. Yuvarlak şeklinde böylece. Yumurtanın atması arası karışık mı? Aynen, suyla birazcık karışık. Sade yumurta da olmuyor, sade su da olmuyor. Çok az bir şey, su katıyoruz. Bu tepsinin şekilde. Tepsinin altı yağlı mı? Yok. Sadece hamur yağlı yeterince. Aynen, yağlı. Yapışmaz. Aynen, yapışmıyor. Her gün temizleniyor zaten tavalar. Böylece. Bu şekilde basıyoruz. Böylece fırına veriyoruz, bu pişiyor böyle. Şu an fırına vermeye hazır. Evet, bir 10 dakika dinleniyor. Fırına veriyoruz bunu. Ondan sonra afiyetle yiyorsunuz. Hadi ben hemen bunları fırına götüreceğim ama önce şimdi çökelekli yağlımızı hazırlayalım. Daha sonra taş fırına gideceğiz. Taş fırında odun ateşinde. Evet. Çevire çevire pişireceğiz. Evet.
Evet, şimdi çökelekli yağlıyı basıyoruz. Sadece çökelek yok, içinde sebzeler de görüyorum, otlar aynen görüyorum. Evet, maydanoz var içinde. Böyle bunda yumurtalıyoruz böyle. Asıyoruz, bunlar da sabahleyin. Gelen müşteriler istiyorlar, yiyorlar. Güzel canım, afiyetle. Bakın açtığımız hamurun arasına, bastığımız hamurun arasına çökelek koyuyoruz. Maydanozlu çökelek. Tokat'ta sabah vazgeçilmez. Yağlıyı bilen bilir. Bilmeyen de gelip yesin yerinde. Aynen. Kaç yıldır yapıyorsun ustam bu işi? Dedemin yanında 12 yaşında başladım. Hala çalışıyoruz yani. Dededen toruna geçen bir meslek. Evet. Dördüncü kuşağız biz. Dördüncü kuşak var. Aynen. Şimdi bu bastığımız, peynir döşediğimiz hamurları hemen atabiliyoruz mu? Fırına yoksa yine beklemesi lazım mı? Dinlenmesi lazım. Her aşama dinleniyor. Dinlenmese olmuyor. Yani yüzleri hep yırtılır. Ne kadar dinlenecek şimdi böyle? Kabarmaz. Bu en az 15-20 dakika dinlenmesi lazım. Şu anda çökelekli yağlımız ve sade yağlımız hazır. Fırına girmeye hazır. Evet. Birazcık dinlendireceğiz. Daha sonra götürüp fırına, taş fırına pişireceğiz. Evet. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. En sevdiğim ana doğru geliyoruz. Ellerine sağlık ustam. Teşekkür ederim. Bundan sonraki işim fırıncıyla. Yaklaşık 4 saat dinlenen yağlarımız şu anda fırına girmeye hazır. Evet, aynen öyle. Bedetinle beraber. Bu sade olanı. Çökelekli, sade. Yağlarımızı abi fırına atacağız. Evet. Bu da çökelekli pişmiş hali. Bakın, bir taraftan atıyoruz, bir taraftan pişenleri çıkarıyoruz. Evet, aynen öyle. Hemen çıkarmıyoruz ve çeviriyoruz. Üstü pişti yağların. Arkası çeviriyoruz, şimdi arkasını pişireceğiz. Gördüğünüz gibi her aşaması zahmetli. Aynen öyle. Müşteriye verene kadar 12 kere elden geçiyor abi. Odun ateşinde. Odun ateşi abi özellikle. Doğal gaz falan değil. Gördüğünüz gibi fırına atıyoruz çıkarıyoruz. Atıyoruz çıkarıyoruz, sürekli çevirerek kontrol ederek pişiriyoruz yağları. Evet abi, şu anda bakın sadeyi çıkarmak üzereyim. Bunlar arka tarafı. Arka taraflar her zaman az kızarır. Yüzü çok kızarır, arkası da çok kızarırsa çok gevrek olur. Tam bu yenecek kıvamda şu anda. Tamam bu. Evet abi. Şu anda sadeler hazır, peynirliler de geliyor. Bunlar sade, peynirli. Yeni çevirdik. 3 dakika sonra da peynirli çıkacak abi. Bakın çeviriyoruz, atıyoruz. Çeviriyoruz, atıyoruz. İlk yüzünün pişmesi 5 dakika, ikinci yüzü 3 dakika. Tokat yağlısıyla başlayacağız güne. Evet, şu anda çökelekli çıktı abi. Bakın az önce çevirdiğimiz çökelekler şu anda çıktı. Evet. Hemen tadına bakalım. Şöylesini bir tane içine açayım abi. Hemen gösterelim ustam. Tokat çökeleklisi, çökelekli yağlısı pardon. Şöyle abi, bakın, çökelek için erimiştir. Evet. Bu peynirlisi, bir de sade alayım. Yanına sadesi. Bismillahirrahmanirrahim, tadına bakıyorum. Hamur kat kat ayrılmış. Evet, tel tel abi. Tel tel, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Peynirle beraber, çökelekle pardon, peynir demeyelim, tokattan kızıyor. Evet, çökelekle yani beraber çok güzel olmuş. Evet. Ustam, ellerinize sağlık. Olsun abi. Neden tokatların sabahın ilk saatlerinde gelip yağlı sıraya girdiğini, yağ dediklerini şimdi anlıyorum. Yemeden anlayamaz. Yemeyen anlamaz. Evet. Hemen yanına çay mı alıyoruz? Evet, hemen çay. Yanımıza gidelim, çayımızı alalım. Bu güzel yağları yiyelim ve ardından devam edelim. Tokat'ın tadını çıkarmaya. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Tokat'ın şehir merkezinden Tarihi Yazmacılar Anı'ndan devam ediyoruz. Nazmiye Hanım bize bugün çok güzel bir lezzet yapacak. Tokat'ın vişneli yavan dolmasını yapacağım. Vişneli yavan dolması. Evet, vişneli yavan dolması. Çok ilginç bir dolma. Nazmiye Hanım nasıl yapacağız? Malzemeleri neler? Malzememiz ince bulgurumuz var, bir su bardağı. Salçamız var, bir tane kuru soğanımız var. Vişnemiz var, kimyonumuz var. Karabiberimiz var, pul biberimiz var, reyhanımız var, tuzumuz ve yaprağımız. Tokat'ın yaprağı. Evet, Tokat'ın yaprağı. Hadi başlayalım. Önce ince bulgurumuzu koyuyoruz. İnce bulgurlar ıslanmış. Evet, yıkanmış, ıslanmış. Üzerine birazcık salça. Ondan sonra salçamızı 1,5 yemek kaşığı koyuyoruz. Kuru soğanımızı koyuyoruz, ince kıyılmış. Tamam. Üzerine reyhan. Reyhanımızı koyuyoruz. Mis gibi kokuyor. Pul biber. Pul biberimizi koyuyoruz.
Yemek kaşığı. Karabiberimizi koyuyoruz. Kimyonumuzu koyuyoruz. Biraz tuz. Ve tuzumuz. Evet. Karıştırıyoruz suyla. Yavan dolmanın içi hazır. Evet, yavan dolmamızın içi hazır. Tokat'ta dolma çeşidi çok. Çok. Zeytinyağlı yaprak sarmamız var. Zeytinyağlısı, etlisi, baklalısı. Aynı. Yavanı. Yavanı. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Hadi saralım. Şimdi saralım. Bakın yaprağı ters çevirdik. Parlak yüzü önüne gelecek. Evet. Dışına İçimizi gelecek. Koyuyoruz. İçimizi koyuyoruz. İnce. Yaprağı önce üstten bir parça evet. atıyoruz. Kenarları içeri alıyoruz. Evet. Kenarları içeri alıyoruz. İncelik sarıyoruz. Aynen. Oha. Son yaprağımızı da sarıyoruz. Sonra suyunu verip pişmeye koyacağız. Ama öncesinde vişnelerini koyacağız. Önce vişnelerini koyacağız, evet. Ondan sonra suyunu vereceğiz. Çok farklı bir sarma, dolma. Evet, sarmamız farklıdır. Evet. Şimdi üzerine vişnelerimizi ekliyoruz. Üzerine vişnelerimizi ekliyoruz. Oh. Sonra da suyunu vereceğiz. Zeytinyağını koyacağız. Birazcık pişecek. Ondan sonra da yağ soğan yapacağız. Sos üstüne salçalı yağ soğanlı yapacağız. Şimdi üzerine biraz da zeytinyağı ekleyip bunu pişmeye bırakıyoruz. Evet, zeytinyağımızı da ekledik üzerine. Pişmeye hazır. Pişmeye hazır. Ocağa götürüyoruz kısık ateşte. Kısık ateşte pişiriyoruz. Kaç dakika pişer? Bir saat. Bir saat. Hadi hemen ocağa koyalım. Bir saat sonra tadına bakacağız. Tokat'ta havayı kararttık. Yaklaşık bir saat geçti. Yavan dolmamız pişti. Hemen kapağı açıyorum. Of, of, of. Mis gibi kokuyor. Pişmeye yakın üzerine. Kuru soğan sos yapıyoruz. Biraz böyle pişiriyoruz soğanı. Salça sosuyla beraber üzerine döküyoruz. Öyle pişiyor. Şu anda hazır. Şu anda hazır. Hadi tadına pişti. Bakalım. Tabii ki. Şöyle bir tabağımıza çıkaralım birkaç tane. Tokat'ın vişneli yavan dolması. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hemen tadına bakayım ben. Vişnesiyle beraber geldi. Adı yavan ama kendisi hiç yavan değil. Çok lezzetli. İçindeki olsun. O ince bulgurlar çok yakışmış. Ağzı dağılıp gidiyor. Afiyet olsun. Çiğnemenize bile gerek yok. Vişne çok güzel bir ekşilik vermiş. Zaten yaprak ekşi. Evet. İncecik bir Tokat'ın yaprağı var. İnanılmaz lezzetli. Bayıldım. Afiyet olsun. Herkese tavsiye ediyorum. Yapabilirseniz yapın, deneyin. Yapamazsanız gelin. Buyurun, burada Nazmiye Hanım'ın elinden yiyin. Mükemmel bir tat. Afiyet olsun. Dünyanın tadında şimdi Tokat'ın merkezinde gizli, saklı bir bahçedeyiz. Kerim Şef'le beraber tava yapacağız. Evet. Tokat tava. Evet. Çok güzel bir ortam şefim. Ortadan ırmak akıyor. Evet. Tokat'ın lezzetli sebzeleri, kuzu eti. Tokat'ın yerli kuzusu, karayaka, sebzeleri, patlıcanı, biberi, Tokat biberi, meşhurdur Tokat biberimiz. Hepsini karıştırıp bir yemek yapacağız. Tava yapacağız. Bu tava farklı bir tava. Elimde tutmuş olduğum tava tarihi eser. Bakın şurada yazıyor tarihi. 1897. Lezzeti de zaten tavadan geliyor. Bakır. Bakır tavadan geliyor. Tokat'ta yemeklerin tavaları var. Kapları var, tencereleri var ama hepsi bakırdan. Hepsi bakırdan ama şekilleri farklı. Genelde bunu Tokat kebabının ocağın altında pişiriyorlar. Kebabı yaptıktan sonra sebzeyi koyuyorlar. İşte etin, sebzenin, sarımsağın, biberin lezzeti bunun içine akıyor. Ve orada pişiyor. Tokat kebabının altında pişiyor dedi şefim. Evet. Onu da size programımızın ilerleyen kısmında göstereceğiz. Şimdi şefim hemen yapmaya başlayalım. Tokat tava nasıl yapılır? Hep beraber görelim. Evet. Malzemelerimiz yerli patlıcan, patates, soğan, domates, Tokat biberi. Bizim köy biberi diye bildiğimiz biber. Evet. Tokat biberi, kapya biber, kuzu eti ve kuyruk yağı bol. Evet. Ve baharatlarımız var. Patlıcanlarımızı küp küp doğruyoruz. Kuyruk yağı var, ilave tereyağı var. Evet. Hepsinin lezzeti ayrı. Üstüne de kebap yağı dökeceğiz. Oy. Şimdi patatesimizi doğruyoruz. Ondan yine aynı şekilde küp küp. Evet, aynen küp küp. Şimdi biberleri doğruyoruz, soğanları doğruyoruz. Tokat biberi.
Evet, kapya biberimiz var, kuru soğanımız var ve sarımsak. Karıştırma kabımızı alıyoruz. Şimdi buna baharatlarımızı atıp karıştıracağız. Altına sebze, ortasına et, üstüne tekrar sebze, üstüne kuyruk yağı, tereyağı ve domates. Sonra da fırına. Şiir gibi anlatıyor şefim, şiir gibi anlatıyor. Sebzeleri baharatlayalım. Tuz, çeşni baharat, tatlı toz biber, karabiber, kekik, son olarak da pul biber. Bunları sebzeyi baharatlıyoruz ama eti baharatlamıyoruz. Etin baharata ihtiyacı yok çünkü. Evet. Kuzu eti olduğu için. Yerli et. Tokat'ın eti de çok lezzetli, sebzesi de. Evet. Şimdi bakın, az önce tarif ettiği gibi şefimin döşüyoruz. Evet. Tavanın altına sebze. Üstüne kuzu eti. Kuzunun neresi? But. Kuzu butu. Kuzu butu. Evet. Daha yumuşaktır orası. Kuşbaşı. Kuşbaşı. İri kuşbaşı hatta. Evet. O küçülecek piştiği zaman. Kuzuları doldurduk. Şimdi tekrar sebze. Sebzeyi koyacağız. Tokat tava başka bir tava. Daha önce çok tava yaptım. Özellikle Güneydoğu'da. Kilis, Hatay, Urfa. Orada genelde kıymayla yapılıyor. Burada etle yapılıyor. En üstte kuyruk yağı. Kuyruk yağını koyduk. İşin sırrı sanırım burada. Evet. Lezzet orada. Şimdi köpük köpük. Tereyağı. Tereyağı, doğal tereyağı belli. Evet. Tereyağımızı koyduk. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı ekliyoruz. İri iri doğramadan. Evet, bütün atıyoruz sarımsakları. Ve onun üstüne de domates. Pişerken domatesin suyu aşağı doğru akacak. Su kullanmayacağız mı? Su yok, kullanmayacağız. Kendi suyuyla pişecek. Tokat tava hazır. Evet. Şimdi fırına gidecek. Evde denerse izleyicilerimiz bu tarifi. Kaç dakika, kaç derecede pişer ev fırında? Ev fırınında biraz geç pişer. Normal taş fırınında 1 saat, 1,5 saatte pişiyor. Hani tavalar yoksa normal bir tepside pişirebilirler. Tamam, o zaman biz taş fırında meşe odunda pişireceğiz. Evet. Hemen götürelim. Götürelim. Pişirip tadına bakalım bu güzel ortamda. Tokat tavamız fırından çıktı. Şimdi evet, tadına bakacağız. En güzel kısmına geldik programımızın. Ağzı kapalı pişiyor. Aynen. Oo, görüntü şahane. Bozmadan bir fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım bu tarifi. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum, YouTube kanalımız Esirgenç TV ve artık tadına bakabiliriz. Nasıl yenir bakın. Hemen usulüne uygun yiyelim. Ekmeğimizi açtık. Şu şekil alınır. Oo. Eze eze yenir. Buyurun beraber şefim, beraber. Eze eze. Kuyruk yağı, tereyağı. Çok güzel bir tat vermiş. Bayıldım. Tavamızın özelliği kuyruk yağı. Bol kuyruk yağı. Eline sağlık. Sebzelerle beraber mükemmel bir tat. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyoruz. Sadece kuzu ette değil. İsterseniz tavukla yapın. Tavuk, İsterseniz danayla yapın. Yani. Ne bulursanız. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Yani tavukla, danayla, kuzuyla ne bulurlarsa. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor. Anadolu'da annelerimiz kış hazırlığına tüm hız devam ediyorlar. Kış yaklaşırken salçalar, tarhanalar, erişteler yapılıyor. Şimdi de Tokatlı hanımları erişte yaparken yakaladık. Fatma Hanım. Evet. Şimdi hingel hamuru yoğuracağız. Hingel üçgen kesilir. Erişte diye geldik. Hingel çıktı. Evet, sorun değil. Evet. Tokat hingeli. Evet. Şimdi yumurtayı kırmakla başlıyoruz hamur yoğurmaya. Hadi bismillah. Bismillah. Leğenimizde birazcık su var. Evet. İçerisine yumurta kırıyoruz. Evet. Ölçülerimiz artık herkes kendi usulünce göz kararı oldu birazcık. Şimdi 2 avuç iyice dolu dolu tuz atıyoruz. Tuzlu olmasa erir bu. Birazcık eritiyoruz ki hamurun içinde çıkıyor yoksa. Tamam, güzelce eritiyoruz. Tamam, şimdi ununu vereceğiz. Hadi verelim. Tokat mantısı hıngel yapıyoruz. Katı bir hamur olması lazım çünkü erimemesi için. Sert bir hamur. Sert olacak. Evet. Sacda ne yapacağız? Sacda da böyle bez ederiz, yumak derler. Alacağız, açacağım büyükçene. Sacda alt üst edip kaldıracağız, sonra keseceğiz.
Hingili. Hamuru örttürme deriz Tokatlıca, Tokatlıca. Hingili mi keseceğiz? Evet, evet. Çok ilginç. İnce ince açacağız. Tamam. Sacda bir örttüreceğiz. Tamam. Ondan sonra kesiyoruz. Bu hınger sanırım erişte gibi olacak. Erişte değil de. Gibi. Üçgen gibi. Kesip kurutacağız kış boyu. İstediğiniz zaman yiyebiliyorsunuz. Yiyebiliyoruz, evet. Bu benim Gürcistan taraflarında gördüğüm hingerler değil. Yok, onların içi dolu oluyor herhalde. Evet, onların içi etli, peynirli. Evet. Hamur elimizi bırakması lazım. Epey bırakmaya başladı. Evet, hamur olduğunu belli ediyor. Hamurumuz yoruldu. Şimdi buraya alacağız. Biz de yorulduk. Ben izlerken yoruldum, siz yorulurken. Evet, aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hamuru beze alacağız. Açacağız. Hamuru ufak ufak bezeler haline getirip açıyoruz. Hemen açabiliriz. Bir 15-20 dakika, en az yarım saat beklemesi lazım. Şimdi zamanımız kısıtlı. Bize hızlandırdılar sağ olsunlar. Evet. Neden açmayı deneyeceğiz. İnşallah açılır. Açılır. Evet, hamurumuzu yeterince açtık. Şimdi pişmeye gidiyor. Hemen açtığımızda saca gönderiyoruz. Sacda pişiriyoruz. Hanımlarım, biri açıyor, biri pişiriyor. İmece usulü. Anadolu'da gelenektir. Bu şekilde yapılır. Kış hazırlıkları özellikle. Önce Fatma Hanım'ın, sonraki gün Ayşe Hanım'ın, sonraki gün Hayriye Hanım'ın. Yardımlaşarak olur bu işler. Tek kişi yapamaz. Anadolu'nun güzelliğidir bu. Evet. Kurutuyoruz aç tarafta hamuru. Pişirmiyoruz, sadece kurutuyoruz. Hemen kurudu. Yufkamızı aldık, kuruyan yufkamızı. Şimdi keseceğiz. Bakın. Şimdi ortadan bir kesiyoruz. Şu anki işleme aynı erişte gibi. Aynen erişte gibi. Sadece şeyi farklı. Şekli. Şöyle yapıyoruz. Şöyle keseceğiz. Bir böyle. Aa, minik minik üçgenler. Bunu böyle kurutuyoruz. Kış boyu artık yiyelim. Yemeğe hazır. Bir çeşit makarna. Aynı erişte gibi yapılıyor. Bu şekilde kesiliyor, kurutuluyor, kış boyu tüketiliyor. Yiyoruz. Makarna gibi ya da erişte gibi diyelim, su koyuyoruz. Kaynayınca az sıvı yağ döküyoruz birbirine yapışmasın diye. Normal çok eritmeden haşlıyoruz, alıyoruz. Tereyağı döküyoruz yüzüne. Tamam. En kolay kesmek hamurların içinde bunu kesmektir. Hingel. Evet, hingel. Çok pratik, çok kolay. Tembel gelin mantısı. Gelin şey, yemesi de çok güzel. Evet, aynen öyle. Doğru bildiniz. İçini doldurma zorluğu yok. Aynen, İçi boş. Yok. Aynen. Yüzüne sepin ne istiyorsanız. Evet, işte bu kadar. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Evet. Ocakta haşlayacağız. Aynen. Üzerine artık size kalmış. İsterseniz evet. Kıyma, isterseniz sade tereyağı, isterseniz... Yoğurt döküp kıyma dökebilirsiniz. Bayılırım. Sade de yapabilirsiniz tereyağlı. İsteğe bağlı. Şimdi hıngerimizi pişirmeye mutfağa geldik. Suyumuz kaynıyor. Yapışmasın diye birazcık sıvı yağ ekliyoruz. Çok az bir sıvı yağ ekledik. Tuz katıyoruz. Çok az tuz ekledik. Karıştırıyoruz. Şimdi hingelimizi katıyoruz. Katıyorum. Kattım, işte bu kadar. Hemen birkaç dakika içinde haşlanır. Şimdi bu arada sosunu hazırlıyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz sosu için. Bir taraftan hingeller haşlanıyor. Hıngerimiz artık haşlandı. Şimdi sudan çıkarıyoruz süzülerek. Kuru olursa daha uzun sürede pişer. Şimdi hemen yaptık. Taze, çabuk pişti. Evet. Şimdi üzerine yoğurt. Yağımızı içerisine birazcık pul biber, renk biberi. Şimdi üzerine gezdiriyoruz. Wow. Gerçekten çok güzel oldu. Elinize sağlık. İşte size Tokat'ın hıngeri. Hemen tadına bakıyorum izninizle. En son kamera arkasından nane geldi bir tutam. Bir tutamda nane septik. İsteğe göre. Şimdi tadına bakıyorum. Tereyağlı, yoğurtlu. Afiyet olsun. Pul biberli, naneli hınger. Bayıldım. Çok lezzetli. Tarifini verdik. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Bu şekilde yapıp kurutup kış boyu tüketebilirsiniz. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor. Dünyanın tadına Tokat'tan birbirinden lezzetli tariflerle devam ediyoruz. Tokat'ın sucuğunun da meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Ben buraya gelince öğrendim.
ve bu sucuğun daha önceki bildiğim tüm sucuklardan farklı olduğunu gördüm. Bakar mısınız? Beze basılıyor. Bezde sucuk. Diğer şehirlerimizde sucuk bağırsağa basılır. Evet. Burada beze basılıyor. Bez sucuk, evet. Hemen tadalım. Bakalım bez sucuk nasıl? Lezzetli mi değil mi? Şimdi ona karar vereceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sağında sucuklu yumurta yapıyoruz. Tereyağımız eridi. Eridi. Kesmiş olduğumuz sucuklarımızı dilim halinde tavamıza koyuyoruz. Tokat sucuğu az yağlı oluyor. Kızaranları çeviriyorum. İki yüzü de kızaracak. Oh çok güzel kızarıyor. Siz yumurta kırmadan ben sucuğun tadına şöyle bir sade bakmak istiyorum. Bakalım sade nasıl? Sucuğa en çok yakışan şey yumurtadır ama önce bir sade bir bakayım. İlk defa yiyeceğim çünkü bez sucuk. Üzerine yumurtalarımızı kırdık. Bu arada sucuk çok lezzetli. Çok az bir tuz. Tamamdır. Karıştırmıyorum. Göz olsun yumurtalarımız. Göz göz pişsin. Evet, Tokat kahvaltılarının vazgeçilmezi bez sucuklu yumurta. Tamamdır. Yemeğe hazırdır yumurtamız. Hemen tadına bakalım. Bir diğer ismi de elbiseli sucukmuş bu sucuğun. Tadına bakıyorum. Evet. Hemen mikrofonu ben size vereyim yine. Yumurtasını patlatıyorum. Evet. Oh. Tokat sucuğu çok lezzetli bir sucuk. Özellikle baharat oranı çok dengeli. Aşırı bir baharatı yok. Yedikten sonra kesinlikle ben rahatsız edeceğini düşünmüyorum. O yüzden yaz kış dört mevsim yenecek bir sucuk. Aynen. Soğutmadan bu güzel sucuklu yumurtamızı yiyelim. Afiyet ve ardından olsun. Devam edeceğiz. Dünyanın tadını Tokat'ta çıkarmaya. Dünyanın tadına birbirinden lezzet tariflerle Tokat'tan devam ediyoruz. Tokat'ın yaz çorbası, düğün çorbası, Tokat'ın meşhur soğuk çorbasını yapacağız. Mehmet Usta, malzemelerimiz neler soğuk çorba için? Malzemelerimiz önceden nohudumuzu haşlarız, yarmamızı haşlarız. Ondan sonra nanesi, tuzu ve yoğurt. Olmazsa olmazı gümüş yoğurt olacak. Manda yoğurdu. Manda yoğurdu olacak. Yağlı yağlı. Evet. Bunun içinde yağ yoktur. Kolesterol falan bir şey yapmaz. Zaten yoğurtta var ya yağ. He, yoğurtta yağ olduğu için yağ falan bir şey yakıp koymuyorsun. Kesinlikle. Soğuk çorba ad üstünde. Suyumuz var soğuk. Evet. Önce yoğurdumuzu koyuyoruz. Hemen başladım Mehmet Usta. Önce yoğurdumuzu koyduk. Manda yoğurdu. Evet. Yoğurdu biraz çırpıyoruz. Ondan sonra suyumuzu koyuyoruz. Hemen suyumuzu ekliyoruz. Çırptıktan sonra biraz daha su ekliyoruz. Ondan sonra yarmamızı koyuyoruz. Önceden haşlanmış yarma. Evde hazır hemen yapılacak pratik yemeklerden biri. Önceden haşlarsın nohudunu, yarmanı, buzlukta hazır tutarsın. Ondan sonra yoğurdun zaten hazır alıyorsun. Nohudumuzu ekliyoruz. Bu bol nohutlu olması lazım. Bol yarmalı olacak. Bol yarmalı, bol nohutlu. Ve ondan sonra nanemizi ekliyoruz. Bol naneli. Evet. Hı. Şu renge bak be. Mis mis. Vallahi kokusunu seveyim senin be. Ondan sonra da tuzumuzu ekliyoruz. Kaya tuzu ekledik. Evet, kaya tuzu. Sivas tuzu olacak. Tadı tuzu orada olacak. Maşallah. Soğuk çorbamız artık hazır. Şimdi geldik programın en güzel kısmına. Tadım kısmı. Kaşığımız da hazır. Oh! Görüntü bravo şahane. Be. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kameralarımız güzel görsün, bir gösterelim. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tadına bakıyorum. Tadına bakarsan bırakamazsın o kaseyi, yersin zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mehmet Usta çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Yine tarifini gelin. Verdik. Çok basit. Herkes yapabilir. Evet. Deneyin bence. Evde en güzel, kolay şekilde yapılacak bir çorba. Yaz aylarında içerisinde buz da ekleyebiliyormuşsunuz. Evet. Kışın sade. Kışın sadece. Kışın da bunu kaynamış halinde yapılır. Özellikle diyet yapanlara tavsiyemiz. Evet. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor. Karadeniz'in deniz görmeyen şehri Tokat pidesiyle de meşhur. Tokat'ın çok lezzetli pideleri var. Şimdi biz de meşhur pideci Ümit Usta'nın yanındayız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ustalarım hazırlıkları yapmışlar ben gelmeden önce.
Tokat'ın meşhur çökelekli pidesini yapacaklar. Patatesli pidesini yapacaklar. Kıymalı kuşbaşı. Evet, Tokat'ın nezik bir güzel ortamında lezzetli Tokat pidesi yapacağız sizlere. Çok mükemmel bir sunum yapacağız efendim. Ustalarım hazır. Hoş geldiniz. Fırın yanıyor arkamda, odun ateşi, taş fırın. Meşe odunu. Evet, gürgen odunu, enkaz. Odun ateşinde lezzetliyle yapıyoruz bu işi. Hamurda ne var o zaman? Hamuru yoğurmuşsunuz ben gelmeden önce. Hamurda ne var? Hamurda mayamız var. Acı maya var. Acı mayadan katıyoruz. Tuzundan koyuyoruz, ayarlıyoruz. Makine bize icra bir şekilde yürüyoruz. O tuz, su, maya. Evet, aynen. Mayalı kepik hamuru. Evet, aynen. Yalnız 2 saat dinlenmesi lazım. 2,5 saat. Çünkü hamur kendine geliyor yavaş yavaş eşleyerek. Güzel bir tat veriyor. Bu şekilde sizleri bekliyoruz. Önce pideleri elimizi açıyoruz. Oklava yok, merdane yok. Evet, el açımı daha lezzetli oluyor. Suyla el açımı daha ince ve daha lezzetli icra şekilde oluyor. Ama merdaneyle bağcılar açıyor. Merdaneyle maalesef kalın düşüyor. Elle açılan her zaman için daha lezzetli oluyor. İnce hamur. İnce hamur, evet. Elimizi ıslayarak. Evet, elimizi ıslayarak. Yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Daha bir ince şekil, daha bir kıvam, daha bir lezzet veriyor. Önce kıymalıyı yaptı usta. Evet, ustacığım Tokat usulü kıymalıyı yaptı şu anda Mahmut ustamız. Bakın Tokat usulü kıymalı kıymalı. Evet, aynen bu şekilde. İnce uzun. Evet, aynen bir şekilde. Şu anda ustacığım çökelikliği yapıyor. Sünen çökelikliği. Bu özellikle Tokat'ımıza az. Yayladan geliyor. Çatay yaylasından çevreli. Makine çökelik değil. Onun lezzeti daha iyi oluyor. Şimdi patates döşüyor. Evet, şu anda patatesimiz. Eliyle genişletiyor. Patatesimizin de hazırlanma şekli. Akşamdan kazana koyuyoruz. Fırın odun ateşinde kazanda haşlanıyor. Ve ondan sonra rendeleniyor. Hazır hale getiriliyor. Yani her şeyin doğasıyla. Mükemmel. Şimdi kuşbaşı yapıyor. Kuşbaşımız da süt kuzusunun budundan yumuşak et oluyor. Oh. Olduğu için terbiyeli yapıyor ustacığım. Terbiyede de dinleniyor. Dinlendikten sonra da güzel bir şekilde sunum yapıyor. Ustam pideleri hazırladı. Şimdi Ümit ustası da sen de. Evet, aynen fırına vereceğiz. Buyurun. Güzel bir şekilde uzatarak hamur olmaması için, gevrek pişmemesi için uzun şekilde yapıyoruz. İncelik bir şekilde. Bazı arkadaşlar ucunu böyle incetmesine topuz düşüyor ve bu şekilde biz ince olması için. Bakın Tokat pidesinin bir diğer özelliği. Uçları sivri. Ucularını ipince yapıyoruz. Daha lezzetli ve hamur düşmemesi için. Oh. Şu şekilde efendim. Bunu da yaptıktan sonra şöyle şu şekilde fırına veriyoruz efendim. İşte bu. Şu şekilde hazır efendim. Pişmeye hazırdır. Yaklaşık 10 dakika hazır. 10 dakika hazır efendim. Pidelerimiz birazcık pişti. Şimdi çıkarıyoruz. Evet, şu anda tam pişmedi. Tam pişmedi. Çıkarttıktan sonra yağ alacağız. Tekrar koltuğa atacağız. Koltuk içini çekecek. Önce ateş tarla kısmında evet, pişti. Aynen. Ve meşhur tereyağımız var. Bu da dedim yayla yağı. Tereyağı evet, tereyağıyla yağlıyoruz lezzetli olması için. Yağladıktan sonra fırının koltuk kısmına. Aralarını açıyoruz ki hamur olmasın diye. Her yeri pişsin. Araları açık olmasın ve koltuk kısmı vardır. Koltuk kısmını atıyoruz. Şu uzak kısmına. Tam pişsin diye koltuğu atıyor efendim. Alevin olmadığı yer. Yavaş yavaş pişsin ve etler nezik bir şekilde ortada pişsin diye. Kuyruk yağından belimizi çıkarıyoruz. Kuyruk yağından belimiz. Pidere daha lezzet vermesi için aynı şu şekilde. Kuyruk yağında pişirdiği biberler geldi. Aynen. Domates de beraber. Aynen. Mis gibi kokuyor, mis gibi kokuyor. Şimdi pideler geliyor, piştiler. Evet, şu anda tereyağlı pidelerimiz hazır efendim. Yaklaşık 10 dakikada pişti. Ve tekrar sürüyoruz. En son pideler tereyağı. Tereyağı olmadan olmazdı. Tereyağı olmasa da tad alamayız. Şefim harika bir koku. Harika bir koku. Hem şu tereyağı. Şu anda çökeliklerimiz hazır efendim. Hem kuyruk yağ kokusu. Evet, aynen patatesimiz efendim. Oh. Tekrar kıymalımız efendim. Oh. Ve tekrar kıymalımız efendim. Afiyet şeker olsun. Görüntü şahane, kokular şahane. Evet, şu şekilde çekebilirsiniz efendim. Domatesiyle, biberiyle. Aynen bu şekilde. Şöyle sıktığınız zaman tereyağı üstüne aşağı akar ve çökelimiz birbirine yapıştı. Of of of. Dünyanın tadı Tokat'tan devam ediyor. Evet, özellikle tereyağı fışkırıyor şu anda hocam. Bunun tadı burada. Bu da domates biberimiz kuyruk yağında. Mükemmel bir tat. Şurada salatamız efendim. Tokat asıl özel Tokat pidesinin yanında. Ümit usta harikasın. Teşekkür ederim. Sunum şahane, görüntü şahane, lezzetler birbirinden şahane. Biz herkesi Tokat'a davet ediyoruz. Gelin, yerinde yiyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.